Merhaba, programa hoş geldiniz. Ne yalan söyleyeyim, AKP içerisinde Binali Yıldırım'ın başına gelen herhalde pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Adam ne yapsa konuşulan ya da harcanan ya da bana göre bir öldürülmek istenen suikasta kurban giderse Erdoğan'ın daha rahat edebileceği bir kişi olarak kaldı. İlk nerede başladı Binali Yıldırım olayı Erdoğan'la beraber? Belediyede başladı. Belediyede bir gemi mühendisi olarak deniz ulaşım sorumlusu olarak görev aldı. Erdoğan belediyeden ayrılmak zorunda kaldığında, hapse girdiğinde ve hapiste parti işlerine başladığında bir tek Binali Yıldırım belediyede kaldı. Çünkü orada cukka sağlamdı. Orada Erdoğan'ın bir kolunun olması gerekiyordu. Bu da Binali Yıldırım'dı ama Ali Müfit Gürtün'e buna pek dayanamadık, gönderdi sonra. Kovduğu söylenir. Sonra geldi, Ulaştırma Bakanı oldu. Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'deki devlet ihalelerinin en kalabalık olduğu bakanlıktır. Sonra öyle bir şey yaptılar ki bir takım yasalarla onları ilgilendirmeyen ihaleleri de Ulaştırma Bakanlığı'na bağladılar. Ve Binali Yıldırım bir gemi mühendisi olarak bütün ulaştırmadan sorumlu bakan oldu ve 2003'te çocuklarına gemicikler aldı, şirket kurdu. Erdoğan'dan önce mi aldı, sonra mı aldı onu bilemiyorum ama şirketi 2003'te kurduğunu biliyorum. Sonra ne oldu? Sonra ilginç bir şekilde büyük oğlunun Erkam Yıldırım'ın kumarhane fotoğrafları çıktı. Tabii dinlen bu kadar bütünleşmiş bir insanın fotoğraflarının altından kolay kalkabilmesi mümkün değil. Neyse, onu da atlattı. Derken ne oldu? Binali Yıldırım, Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan sonra başbakan yapıldı Erdoğan tarafından. Neden? Ahmet Davutoğlu söz dinlemiyor, bu sözümü dinler, bu benim emirlerimdir diye aşağılanarak başbakan oldu. İlginçtir. Bunu kabul etti Binali Yıldırım. Daha sonra işte 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da Binali Yıldırım darbeden haberi yoktu. Darbeden haberi yoktu. Yanındakiler uyardı kendisini. Çünkü ne darbesi canım, bırakın dışarı çıkacağım diye direndi ve diretti Binali Yıldırım. Sonra kendisi yanında bulunanlardan birinin teyzesinin evine götürüldü. Köprünün ayağına yakın olması lazım o evin. Aklımda yanlış kalmadıysa. Bilenler bilir bunu. Hiç öyle böyle bilmem nerede alt geçitte beklemek falan filan yok yani. O bir eve götürülüyor. O sırada Binali Yıldırım'ın arabasıyla Binali Yıldırım'ı ikna etmek için iki tane eri gönderiyorlar köprüye. O erlerden birisi yaşamını yitirdi çünkü çeviriyorlar. Başbakanlık forsu olan bir araba. Erlerden biri ölüyor, biri ağır yaralı olarak bırakılıyor. Öldü diye bırakılıyor, ikisi de öldü diye bırakılıyor. O ellerden bir tanesi yaşıyor şu anda ve ona ciddi ailesine sussun diye para ödeniyor devamlı olarak. Nereye kadar öderler bilemiyorum. Çünkü hedef orada esasında Binali Yıldırım'dır. Bunun farkına varıyorlar ve uyarıyorlar Binali Yıldırım'ı. Binali Yıldırım o kadar önemli başbakan ki o dönemde. 15 Temmuz'da MİT'e telefon açıyor. Önce MİT bana cevap vermiyor, sonra bir tanesine cevap veriyorlar ve şunu söylüyorlar. Çok işimiz var, şimdi sizden uğraşamayız diye kapatıyorlar diyor. Binali Yıldırım'ın durup dururken başbakanlığınızda en sevmediğiniz proje hangisidir diye sorulduğunda yanlışlıkla söylemiyor. 15 Temmuz projesi en sevmediğim projedir diye. Bir şey ima ediyor orada. 15 Temmuz projesi gerçekten Binali Yıldırım'ın nefret ettiği, öldürüleceğini bildiği proje. Neden öldürülecek? Çünkü bunlar başbakanı bile öldürüyorlar demesi Erdoğan için bulunmaz bir fırsat. Binali Yıldırım'dan faydalanacağı kadar faydalanmış, belediyede faydalanmış, bakanlığında faydalanmış, başbakan olarak çok önemli değil. Onun gibi sözümü dinleyecek diye 50 tane adam bulabilir. Sonra tabii Binali Yıldırım başbakanlıktan alınca, başkanlık sistemine geçince başbakana ihtiyacı yok. İzmir'de kazanamayacağı bir yerde belediye başkanı adayı yapıyor. Harcamaya devam. Öldüremedik bari kullanıyormuş gibi yapalım. Yani sen önemliymişsin gibi yapalım. Sonra işte bütün AKP'li belediyeleri kovuyor. Metal yorgunluk diye. Ankara, İstanbul falan filan. Ankara'da önemli bir belediye başkanı olan, doğru demiyorum, AKP için önemli bir belediye başkanını kovduktan sonra Binali Yıldırım'ı İstanbul'a getiriyor. İstanbul'da kovduktan sonra, Ankara dediysem özür dilerim. Binali İstanbul belediye başkanı adayı yapıyor, bir de orada harcıyor. Binali
alışmış harcanmaya. Ona çok önemli geliyor. İzmir Belediye Başkanı adayı olmak, İstanbul Belediye Başkanı adayı olmak. Bilgisi çok. Ne bilgisi var? Nasıl çalındığına dair müthiş bilgisi var. Çünkü oğlu yurt dışında paraları biriktiriyor da biriktiriyor, biriktiriyor da biriktiriyor. Nedense gene yurt dışında paraları biriktiren Burak'ın hiçbir onlara göre uygunsuz fotoğrafı çıkmıyor ama Erkam'ın çıkıyor. Erkam'ın bir de uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı ülkelere giderkenki fotoğrafları, orada çektirdiği fotoğraflar falan çıkıyor. Binali Yıldırım gene savunmak zorunda. Neyi savunmak zorunda? Oğlunu savunmak zorunda. Canım oraya işte maske götürüyordu. Maske yoktu o ülkede. Uçakla maske götürüyordu işte. Kit mi götürüyordu, tik mi götürüyordu, ne taktık mı götürüyordu. Bir şey daha götürüyormuş ağızdan kontrol için. Korona olup olmadığına dair. Maskesiz ülkeyi Erkam Yıldırım kurtardı. Tam da o ülkeden Türkiye'ye gelecek olan uyuşturucuların yakalandığı dönemde olması ilginç ama Binali Yıldırım ne yapsın? Korona da aynı dönemde oldu yani. Onun için çok fazla yapacak bir şey yok. Böyle böyle derken işte son seçimler oluyor. Binali Yıldırım milletvekili adayı yapılamıyor. 3 dönem meselesi var falan filan. O zaman belki bakan olurum diye bekliyor ama hayır yok. Ve derken öncesinde Azerbaycan'da bir trafik kazası geçiriyor. Nasıl bir şoför verdilerse öyle bir süratle gidiyor ki teker patlamasından sözüm ona takla atıyorlar. Sonra Binali Yıldırım ağır vücut kırıklarıyla, kemik kırıklarıyla beraber ve bir parça da vücudundan et kaybıyla ameliyata alınıyor ve Türkiye'ye geliniyor. Türkiye'de nasıl ameliyat olduğuna şaşırıyorlar. Yani ne biçim bir ameliyat olduğuna şaşırıyorlar. Söylenti böyle. İkinci ya da üçüncü gün geçmiş olsuna gidiyor Erdoğan. Ben onun da suikast olduğuna inanıyorum çünkü bir ülkenin eski meclis başkanını ve başbakanını taşıyan başka bir ülkede bir şoför öyle bir sürat yapamaz. Ben ara sıra söylüyorum, ben arabacı değilim, motosikletçiyim. Ben 90'la giderken motosikletimin tekeri patladı, takla atmadım. Araba nasıl teker patlamasıyla takla atıyor ve son model tekerleklerde bu nasıl oluyor? Onu gerçekten anlamış değilim. Nasıl bir sürat yapması gerekir ki bu oluyor, bunu bilmiyorum. Ama bunun suikast olduğuna, Binali Yıldırım'ın öyle bir dönemde tekrar bir mağduriyet yaratacak ortamı yaratması gerekiyor. Ama ölerek ama sakatlanarak bir şekilde. Tabii sakatlanması üzerinden pek mağduriyet yaratamıyorlar. Ve cesetler belki suikast diyecekler, onu da bilmiyoruz. Ve son geçen gün Binali Yıldırım'ın, pardon arada daha var ya, olmaz olur mu? Bolt TV'de Bolt Medya'da bir haber çıkıyor. Erdoğan'ın büyük oğlu Burak, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın büyük oğlu ya da oğullarından bir tanesi Erkam Yıldırım'ın bazı mallarına el koyduğu üzerine falan. İki aile arasında mal paylaşımına, çalıntı mal paylaşımına, batan geminin malları bunlar dedikleri tam da bu. Böyle bir paylaşım kavgası başlıyor ve tabii Erdoğan ailesinin kazandığı söyleniyor falan derken tam bu video piyasaya düşmüşken bir de bakıyoruz önce Binali Yıldırım öldü haberi geliyor. Arkasından Binali Yıldırım kalp krizi geçirdi haberi geliyor. İlginçtir. Haberler şöyle. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, MKK üyesi, MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Behi Eker, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Eker, kalp krizi geçirerek anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Sonra başka bir açıklama geliyor. Fahrettin Koca'dan, Sağlık Bakanı. Sayın Binali Yıldırım, sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim. Ama bir tane daha var tabii. İlginç, hepsi birbirinden ilginç. Bir dakika, onu da okuyacağım şimdi. AK Parti Milletvekili, İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu bir açıklama yapıyor. Ailesiyle görüşmüş çünkü öyle söylüyor. Sayın Binali Yıldırım kalp krizi geçirmemiş. Normal kontrollerde anjiyo olmuş. Geçmiş olsun. Sağlık durumu çok iyi.
Normal kontrol için hastaneye gidiyorsunuz. Aa, kontrolü mü geldin? Uzan lan, sana bir anjiyo yapacağız diyorlar. Üç açıklama var. Üçü de AKP'nin yetkili, yani ikisi milletvekili. Birisi kalp krizi geçirerek diyor. Birisi hayır, sağlık kontrolüne gitti de anjiyo oldu diyor. Bir tanesi hepsi palavra canım, sadece bir kontrole gitti diyor. Ve bu arada Binay Yıldırım öldü haberi çıkıyor. Bunların hiçbir tanesi durdururken çıkmaz. Bu sadece okuduğum üç tanesi. AKP'li derneklerden, gruplardan, kişilerden gelen haberlerin, Twitter'ların haddi hesabı yok. Tweetlerin haddi hesabı yok. Peki sonunda ne olacak? Ne olacak? Aynı Amerika'ya kaçan, aranıyorsun git diye Süleyman Soylu'nun mahkeme kararıyla pasaport verdiği gibi. Aynı Burhan Kuzu'nun mahkemeleri bu adamı serbest bırakın deyip zindaşlığı serbest bıraktırdığı gibi. Aynı bu geçtiğimiz günlerde Bozkır, Nuri Bozkır, Gökhan Nuri Bozkır'ın yurt dışına gitmesi, tahliye edildikten sonra önce bir cinayet dolayısıyla getirilip, o dava için getirilip, o davadan tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçtı, nasıl kaçtı acaba diye. Tam da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin geldiği, uçağın burada olduğu, 5 de Rus generalini esir olarak getirdiği ama Türkiye'nin herhalde biz veremeyiz dediğinde demesine karşılık geri götürdüğü kişilerle beraber mi geri döndü Ukrayna'ya bilemiyoruz. Ama şundan eminim, bu Binali Yıldırım sonunda kaçacak. Bütün şirketleri tasfiyeye doğru gittiğini biliyoruz. Bunlara Burak Erdoğan mı el koyuyor yoksa kendisi mi tasfiye ediyor tam emin değilim. Ama el koymadıklarını bile tasfiye ettiklerini ve Avrupa'da evler aldıklarını, ömür boyu yaşadıkları müddetçe de geçinecek kadar milyarları olduğunu biliyoruz zaten. Erdoğan'dan kurtulmanın yolunu Binali Yıldırım yakınlarda kaçarak, yakınlarda dediğim için sadece ben değil, bütün gazeteciler arkadaşlar aynı şeyi yapıyorsunuz. Ertesi gün söyledin ha, ne oldu, hala orada Binali Yıldırım diyorsunuz. Biz ertesi güne bir hafta sonra bir olay söylemiyoruz. Dediklerimiz çıkmayabilirdi. Ama gidişat onu gösteriyor. Binali Yıldırım'ın Erdoğan'dan kurtulmasının tek yolu kaçmakta gördüğünü ya da ötmekte gördüğünden eminim. Ben öyle düşünüyorum. Ben olsam öyle yaparım diye düşünüyorum. Öterse ne olur? Bu kadar suikastı arka arkaya yaşamış bir insanın bu riski gözüne kestirebileceğine inanmıyorum. Çünkü bir cumhurbaşkanı düşünün ki yurt dışından oradan atılmış bir askeri cinayet dolayısıyla MİT getirirken bu açıklamayı Cumhurbaşkanı yapsın. Önemli bir adamı yakaladık getiriyoruz bilmem ne falan filan. Sonra o adam mahkemede tahliye edilsin ve yurt dışına gitsin. Bunun tek nedeni olabilir. Ben o soğan tırlarını anlatacağım ya da beni bırakırsınız. O soğan tırlarının arkasındaki diğer MİT tırlarını anlatacağım ya da beni bırakıyorsunuz. Hazır uçak da var, özel uçak. Kimsenin kontrol etmediği, binip gideyim. Binali Yıldırım da diyecek ki ben o gemicikleri anlatacağım. Büyük bir olasılıkla demiştir bunu. Benden uğraşmayın artık, beni öldürmeye kalkmayın. Bırakın 5 yıl mı yaşarım, 10 yıl mı, 20 yıl mı? Avrupa'da istediğim gibi yaşayayım. Erdoğan Binali Yıldırım'ı kaçırtacak noktaya getirdi. Gerisini siz düşünün artık.